Allah Allah. Yavaş oğlum yavaş. Anneni uyandıracaksın. Murat yavaş. Şşt. Annem kalkmış. Yatmadım ki kalkayım. Ne oldu? Miden mi tuttu yine? Günaydın. Günaydın. Rahatsızlandın mı? Hasta mı oldun? O tepsi kimin? Halanın. Niye? Fatma Gül de mi hasta? Niye odasına götürüyor? Sen merak etme. Ben kapıyı açayım. Kalktın mı? Nesi var Fatma Gül'ün? Kapar mısın kapıyı? Günaydın canım. Günaydın. Kahvaltını buraya getirdim. Rahat rahat yaparsın burada. Kimse moralini bozmasın sabah sabah. Sağ ol ama ben yiyemeyeceğim. Aa, hadi otur şuraya. Bak bugün dükkana da gelmesen olur mu? Uykusuzsun, dinlen biraz. Olur mu öyle şey? Bal gibi olur. Bir günlük ben idare ederim. Yok geleyim ben, evde kalmayayım. Şimdi yengem dedikler daha çok sinirim bozulur. Ben hallederim, sen merak etme. Hadi otur şuraya kahvaltını et. Sonra da bir güzel dinlenirsin. Vallahi aralarında ne oldu, odada ne geçti bilmiyorum ama kıyamet koptu. Fatma Gül zırıl zırıl. Kerim de vurdu kapıyı çıktı. Bir daha geri dönmedi mi? Şişt! Çocuklar büyüklerinin lafına karışmaz. Sus bakayım sen. Ay kabahat seninkinde. Hem yüz veriyor hem dirsek gösteriyor. Vallahi çocuk oyuncak gibi oynuyor. İyi mi? Ha çıtlattım ben biraz. Hayır, eninde sonunda abisi bilmesi lazım. Mukaddes Hanım, bugün Gül Mutfağı'na sen de gelsene. Aa, niye? Bu senin elmalı kurabiyelerden sipariş aldık. Sen de yardım edersin, beraber yaparız. Aa, şuna bak be. Ben ayağa kalkamıyorum diyorum, sen gel çalışıyorsun. Orada da oturursun bir köşede. Nasıl yaptığıma bakarsın, yani yanlış bir şey yapmayayım. Aa, ben tarifini yazarım, siz yaparsınız. Götürmeyin beni oralara kadar. Arada elin değsin, tadı tutturamam belki. Tutturamazsınız tabii. Herkesin elinin ayarı farklı. Hem sonra gündüz çok da kalabalık oluyor. Yani yetişemiyoruz, kasaya da bakarsın. Almayayım ben. Sen diyordun, yat yat canım sıkıldı diye. Hem sana da değişiklik olur, değişiklik olur. Rahmi de ikide bir seni kontrol etmek için işi bırakıp eve gelmez ha? Tabii ya. Bak, 40 yılda bir sana işimiz düştü. Ne olur bizi geri çevirme. Meryem Hanım, sen dilinin altındakini bir çıkar hele de. Ben sonra gelip gelmeyeceğimi söylerim sana. Fatma Gül bugün evde kalacak. İşe gelmeyecek. Dinlenmesi lazım, yalnız olsun. Allah Allah, ben evde olunca dinlenemiyor mu? Rahatsız etmem ki. Çeker kapımı otururum ben. Lütfen. Senden rica ediyorum. Bir şartla ama. Dün gece o patırdı niye oldu anlat bakalım. Ben de çok rica ediyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.